26 Ağustos 2021 Perşembe ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da sosyal yardıma zam geleceği açıklandı. Hartz 4 olarak bilinen işsizlik parası 2 ödemeleri 2022 yılından itibaren ayda 3 avro arttırılacak. Tek başına yaşayan birinin aldığı para 446'dan 449 avroya yükseltilecek. İlk olarak haber portalı Pioneer'ın bildirdiği bu değişikliği DPA'da hükümet kaynaklarına dayandırarak duyurdu. Düzenlemenin bütçeye 190 milyon avro ek yük getireceği belirtildi. Hartz 4 adı Favi'nin eski yöneticisi Peter Hartz'tan geliyor. Bu sosyal yardım düzenlemesini 2000'li yıllarda o önermişti. Almanya'da yılın kelimesi seçildi. Sözlüklerde adı yer alıyor. Bu düzenleme çok tartışılıyor. SPD, Yeşiller ve Sol Parti herkese bir temel gelir ödenmesini istiyorlar. Yeşillerin önerisi çalışsın veya çalışmasın herkese ayda 1200 avro verilmesi veya 1200 avroluk vergi indirimi sağlanması, isteyenlerin bunun üzerine çalışarak daha çok kazanması yönünde. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 12.626. Geçen hafta aynı güne göre 4.200 arttı. Geçen sene bugün ise vaka sayıları 1.500 bandındaydı. İnsidans değeri 66'ya yükseldi. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı ve R değeri de artıyor. Robert Koch Enstitüsü 4. dalganın başında olduğumuzu açıkladı. Bu dalganın en çok genç yaş gruplarını etkilediği belirtiliyor. İnsidans değeri yükseliyor. Normalde ek kısıtlamaların devreye girmesi lazım. 50'nin üzerine çıktığı için ancak hükümet bu kuralı değiştirdi. Artık hastaneye kaldırılan kişi sayısı göz önüne alınacak. Acil Tıp Derneği buna tepki gösterdi. Başkan Rheinische Post'a konuştu. Vakaların ve ciddi hastalıkların katlanarak büyüdüğü döneme geri döndük. 50 sınırından vazgeçilmemeli dedi. SPD'nin sağlık uzmanı Lauterbach da insidans değerinin göz ardı edilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Spiegel'e röportaj verdi Lauterbach. Yükselmeye devam ederse çocuklar da dahil olmak üzere aşı olmayanları tamamen riske etmiş oluruz dedi. Federal Adalet Bakanı Lambrecht, restoranlarda sadece aşılananlara ve iyileşenlere hizmet verilmesinin meşru olduğunu savundu. Vatandaşları da yeniden aşı olmaya çağırdı. Federal Sağlık Bakanı Spahn da 18 zorlu ayı atlattık, Almanya'yı aşıyla özgürleştiriyoruz diye konuştu. Akıllı telefonlardaki salgın uygulaması CoronaWarn app üzerinden 500 bin kişi test sonucunu paylaştı. Uzmanlar bu uygulama sayesinde 200 binden fazla vakada enfeksiyon zincirinin kırıldığını tahmin ediyor. Mart ayından bu yana hızlı testler ücretsiz yapılıyor. Bazı test merkezleri yapmadıkları halde çok sayıda testi devlete fatura etmekle suçlanıyor. Almanya genelinde şu anda 94 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Devletin bu yolla yaklaşık 3 milyar avro zarara uğratıldığı düşünülüyor. Friesland bölgesinde aşı karşıtı bir hemşire 10 binden fazla kişiye aşı yerine zararsız tuzlu su enjekte etmekle suçlanıyor. Birçok merkezde arama yapıldı, soruşturma devam ediyor. Sayıların daha da yükselebileceği, hatta hemşirenin sahte aşı enjekte etmiş olabileceği belirtiliyor. Almanya'nın ilk aşı lotosu da başladı. Bir kişi Ekim'e kadar aşı olanlar arasında loto düzenleyecek ve 1 milyon 150 bin avro kazanma şansı var. ABD'de 15 milyon dolarlık piyango düzenlenmişti. Rusya'da çekilişle araba veriliyor. Av tüfeği veren ülke var, tavuk veren var, esrar veren bile var. Almanya'da 100 binden fazla öğrencinin de devletten acil yardım aldığı açıklandı. Bunun için 182 milyon avro harcandı. Üçte biri uluslararası öğrenciler. Ayda 100 ila 500 avro arasında yardımlar dağıtıldı. Kartellere, holdinglere yapılan yardımların %1'i bile değil. Enflasyon Temmuz ayında %3.8 olarak açıklanmıştı. Bu 1993'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu. Tüketici güven endeksinde de bir düşüş görüldü. Bölgeler arasında da ciddi farklılıklar var. Batı Almanya'da Wolfsburg şehrinde ortalama gelir 5000 civarındayken doğuda Erzgebirgskreis'ta 2400 olarak açıklandı. Çalışma Bakanlığı bu verileri Sol Parti'nin önergesi üzerine paylaştı. Indeed iş ilanı sitesi göçmen kökenlilerle ilgili bir anket yaptı. İş arayanların %53'ü ayrımcılığa uğradığını hissediyor. %37 bunun sadece isminden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Allianz şirketi de başvuru sürecinde rol oynamasın diye Ekim'den itibaren formlardaki cinsiyet, uyruk ve yaş alanları kaldırmayı planlıyor. Gerçi kaldırsanız ne olacak, zaten mülakata çağırıyorsunuz. Ayrımcılık yapmak isteyen orada da yapar. Ayrımcılıkla topyekün mücadele şart. Berlin Humboldt Üniversitesi ırkçılıkla mücadele bölümü için bir ilan verdi. Burada tam tersi yönde bir olay yaşandı. İş ilanında beyazlar başvuramaz ifadesi yer aldı. Seydoğlu bir uzman ırkçılığa karşı ırkçılıkla mücadele edilemez diyerek bu ilanı eleştirdi.
Üçüncü doz tartışmaları devam ederken İngiltere'de de aşılar üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar aşıların etkisinin 6 ay sonra azaldığını tespit etti. Bu yüzden tazeleyici bir üçüncü doz aşı zorunlu görülüyor denildi. İzmir Tabip Odası Başkanı da İzmir'de ve Türkiye'nin bazı illerinde tam tanımlanamayan yeni bir mutasyon görüldüğünü söyledi. Bu türün yeni vakalara oranının İzmir'de %40'lara kadar çıktığını belirtti. Bu yeni bir varyant mı henüz belli değil. Bu yönde araştırmalar yapılması lazım dedi. Eğer yeni bir varyant çıkarsa Allah korusun Türkiye o zaman varyant ülkesi ilan edilebilir ve gidiş geliş kuralları oldukça sertleşir. İnşallah öyle değildir. Avusturya'da vaka sayıları 1400'ü geçti. Uzmanlar endişeli. Hastanede yatanların %13'ü, yoğun bakımdakilerin de %5'i tamamen aşılananlardan oluşuyor. Bir başka deyişle yoğun bakımdakilerin %95'i aşılanmayanlardan oluşuyor. Yasalara göre Avusturya'daki işsizlik maaşı da ayda 475 avroya kadar çalışma imkanı veriyor. Yani işsizlik maaşı alanlar 475 avroya kadar da çalışabiliyor. AMS Genel Müdürü bu uygulamanın kaldırılmasını istedi. İnsanların bu yüzden iş aramadıklarını savundu. Belçika'daki vaka ortalaması 2000, artış hızı düştü ancak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren aşılananlar dahil enfekte olan biriyle temas kuranlar 2 kere PCR testi yaptırmak zorundalar. Bir araştırmaya göre aşılanmış kişiler kurallara, aşılanmayanlara göre daha fazla dikkat ediyor. Ayrıca onlar aşılandıklarına dair bilgileri de daha fazla arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Aşılanmayanlar bu konuda genelde bilgi vermek istemiyor. Belçika'daki araştırmanın sonuçları böyle. Hollanda'da ise vaka sayıları 6 gündür yükselişte. 2600'ün üzerine çıktı son 24 saatte. En çok vaka Amsterdam ve Rotterdam şehirlerinde. Ulusal İstatistik Ofisi ülkede 65 yaşın üstünde olmasına rağmen hala çalışmaya devam eden 300 bin kişi olduğunu açıkladı. 2003 yılından bu yana 65 yaş üstü çalışanların sayısı 2'ye katlandı. Ülkede konut sıkıntısı da devam ediyor. 22 bin öğrencinin üniversitede kalacak yurt odası bulamadığı açıklandı. 2 yıl içerisinde bu sayının 50 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Fransa'da Başbakan Castex zorunlu aşılama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Aşı yaptırmayan sağlık personeline 15 Eylül'den itibaren yaptırım uygulanacak. Aynı uygulama itfaiyeciler için de geçerli olacak. Polisler için de düşünülüyor. İtfaiyeciler bu düzenlemeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüşlerdi. Ancak mahkeme bu konuda hükümeti haklı buldu. Bazı meslek gruplarına zorunlu aşı kararı alınmasının yasal olduğuna hükmetti. Fransa'da okullarda 2 Eylül tarihinde açılacak. Sınıflarda ve okul binalarında maske takmak zorunlu olacak. İlkokul öğrencileri düzenli olarak test yaptıracaklar. Okulların yakınlarına da geçici aşı merkezleri kurulması planlanıyor. 30 Ağustos tarihinden itibaren Paris şehrinde de şehir içi caddelerin büyük çoğunluğunda hız sınırı azaltılacak. Hız sınırının saatte 30 kilometreye indirileceği açıklandı. Bu karar yol güvenliğini ve ses kirliliğini azaltmak için alındı. İsviçre'de de vaka sayılarında geçen haftaya göre %27 artış görüldü. İnsidans değeri 208, en çok vaka 20-30 yaş grubunda görülüyor. Hastanelerdeki hasta sayısı da 2'ye katlandı. Federal Konsey neredeyse tüm kapalı alanlarda uygulanan sertifikanın zorunlu olmasını planlıyor. Bu açıklamanın ardından ülkede aşı randevusu alanların sayısında da 2-3 katına kadar artış görüldü. Evet, haberler bunlardı. Bugün iki önemli tarihi olayın yıl dönümü. 1071 yılında bugün Malazgirt Meydan Savaşı vardı. Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Alparslan'ın hedefi aslında Anadolu ve Bizans değildi. O güneye, daha zengin kaynakların olduğu Suriye, Mısır'a, kendisine rakip gördüğü Fatimilerin üzerine gitmek istiyordu. Ancak Bizans İmparatoru Roman Diyojen ordusunu toplayıp geldi. Alparslan savaşmak istemedi, barış teklif etti. Diyojen sayıca çok üstün olan ordusuna güvendi, kabul etmedi. 40 bine karşı 200 bin askerin olduğu tahmin ediliyor. Ama Bizans ordusu ağırlıklı olarak paralı askerlerden oluşuyordu. Çarpışmalar sonunda Bizans yenildi. Roman Diyojen esir düştü. Alparslan ona iyi davrandı, hürmet etti. Hatta anlaşma yaptı ve tahtına geri dönmesi için İstanbul'a gönderdi. Ama orası entrikalarla ünlü Bizans. Kral öldü, yaşasın yeni kral dediler. Diyojen'i Kütahya'da karşıladılar. Gözlerini oydular ve yarı ölü bir şekilde İstanbul'a götürdüler. Kınalı Ada'da manastıra gömdüler. Mezarı hala orada. Alparslan bunu duyunca çok sinirlendi, öfkelendi ve Bizans'a seferler düzenledi. Bu savaştan 851 sene sonra yine bugün
Bu sefer Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis esir alındı. Atatürk tarihe çok meraklıydı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'a denk getirilmesi bu yüzden tesadüf değildir. Trikopis yanına getirildiğinde Gazi Paşa ayağa kalkmıştı. Rahat olun dedi. Misafirimizsiniz. Tarihte çok büyük komutanlar da esir düşmüştür. Örneğin Napolyon. Yunanistan'ı piyon gibi öne süren İngilizler Sakarya Savaşı sonrası oldukça mutsuzdu. Yunan ordusunda huzursuzluk vardı. İngiliz Mareşali Townshend bu ortamda Anadolu'ya geldi. Mevzileri gezdi ve çok beğendi. Buralar geçilemez dedi. Mutlulukla geri döndü. Ama Türk milleti varını yoğunu ortaya koyup orduyu bir senede işgalcilerle az çok denk hale getirmişti. Mustafa Kemal Paşa tek seferde kesin sonuç istiyordu. Çünkü ordu da millet de yorulmuştu. Taarruz sabahı hava sisliydi. Türk kuvvetlerinin hareketi bu yüzden hiç fark edilmedi ama sis dağılmadı ve moraller bozuldu. Top ateşi olmazsa plan sekteye uğrayacaktı. Ve sabaha karşı birdenbire sis dağıldı. Gökyüzü tamamen aydınlandı. Artık Yunan kuvvetleri Türk topçusunun önünde açık hedefti. İşgal kuvvetleri bir vuruşta ikiye bölündü ve cephe gerisine sarkan süvarilerle Yunan ordusu tamamen kuşatıldı. Mustafa Kemal'in riskli planı tutmuştu. Zafer kazanıldı. Türk ordusu sadece 14 günde İzmir'e girdi. Bu plana göre süvari kol ordusunun işgal kuvvetlerinin cephe gerisine sarkması gerekiyordu. Tokuşlar köyünden bir vatansever Haydar Ağa karargaha geldi. Ahır dağları geçitlerini gündüz tutuyorlar, gece geçilemez nasılsa diye bırakıp gidiyorlar diye haber verdi. Süvari kol ordusunun komutanı Fahrettin Paşa'ydı. Bölgede keşfe çıktı. Haydar Ağa çok kritik bir bilgi getirmişti. Süvariler gece sessizce bu geçitlerden sızdılar. Fahrettin Paşa bu bilgiyi ve Haydar Ağa'yı hiç unutmadı. Zaferden sonra da yıllarca onu köyündeki mütevazı evinde ziyaret etti. Onun gibi yüz binlerce vatansever, Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'nda anlattığı Kartallı Kazım gibi karşılıksız savaştı. Sonra köylerindeki hayatlarına geri döndü. Dövüştü pir aşkına, yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı, kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan. Hoşçakalın.